7. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 37 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 371. Türkiye-İspanya maçını izledin mi? Maalesef izleyemedim. Hayret, nasıl oldu da izleyemedin bu maçı? Bu konuşmada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A. B. C. D. Cevap A. İkinci aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? A. 1207 yılında doğan Mevlana dünyaca tanınan bir düşünürdür. B. Mezarı Eskişehir'de bulunan Yunus Emre'nin ünü dünyaya yayılmıştır. C. Dede Korkut'un ne doğduğu ne de öldüğü yıl bellidir. D. Mimar Sinan gerçekten de 1489'da mı doğmuş? Cevap C. Üçüncü aşağıdakilerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır? A. Muharrem Ergin'i Dede Korkut kitabı, TDK Yayınları, Ankara, 2009. B. Muharrem Ergin. Dede Korkut kitabı, TDK Yayınları, Ankara, 2009. C. Muharrem Ergin, Dede Korkut kitabı, TDK Yayınları, Ankara, 2009. D. Muharrem Ergin, Dede Korkut kitabı, TDK Yayınları, Ankara, 2009. Cevap C. Dördüncü aşağıdaki dizelerden hangisinde kesme işareti farklı bir amaçla kullanılmıştır? A. El yanmazken ben yanarım derdime engel aramızı açtın eyleyim. B. Dız dız eden her sineğin bal olmaz peteksiz arının balı yalandır. C. Karacaoğlan der ki sen de ben gibi ak eline kına yakmış kan gibi. D. Er isen erliğin meydana getir Kadir Mevlam noksanımı sen yetir. Cevap D. Beşinci aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? A. Onunla her sabah A. da buluşur, uzun uzun dertleşirdik. B. Mülakatlar 11 Mayıs 2017 tarihinde burada yapılacakmış. C. Gereklilik kipi, fillere meliye omalı eki getirilerek yapılır. D. Büyümüş de, evin bütün ihtiyaçlarını karşılayacakmış. Cevap B. 6. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Kaba sayıldığından veya bir başka sebepten açık yazılmak istenmeyen sözcük ve bölümlerin yerine konur. Alıntılarda, başta, ortada veya sonda alınmayan sözcük ve bölümlerin yerine konur. 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu işlevlerinin dışında kullanılmıştır? A. Derken şiddetli bir rüzgarla birlikte çadırımız uçtu. B. Ağrı Dağı öyle heybetli görünüyordu ki. C. Arabayı S.'ye doğru sürünce yolcular bağırışmaya başladılar. D. Bahçe kapısına yaklaşıp seslendi. Hasan dayı. Hasan dayı. Neredesin? Cevap D. 7. sınıf kazanım kavrama testleri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 37 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.